Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eski ve yeni yaşam. İsa der ki, bir insan Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bunu bize açar mısın Serdar bu ayet? Teşekkür ediyorum. Ben de seyircilerimizi candan ve yürekten saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Yeni yaratık. Ama biz istersen önce bu eski yaratık, yani varlığın ne olduğu üzerinde tespitte bulunalım. Kutsal kitabın ışığı altında. Sonra yeni kişiliğimizi ortaya çıkartalım. İncil'in Yuhanna 3. bölümünde Sanhedrin'in ünlü üyelerinden Nikodemus bir gece yarısı Rabbisa'ya gelir ve ona der ki, senin Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Dikkat et, biliyorum demiyor, biliyoruz. Çoğul konuşuyor. Çoğul konuşuyor. Ve diyor, bir kimseye Tanrı'dan verilmedikçe bu kadar büyük işler yapamayacağını da biliyor adam. Ve İsa ona ilginç bir şey söylüyor. Yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremezsin. Biri anneden doğma vardır, bir de ruhtan doğma vardır. İsa'nın yeni yaşamdan kastettiği şey yeniden doğuştur. Yani bir kimse anneden imanlı doğmuyor. Çıplak doğuyor ve hiç kimse de doğarken çok şükür ya Rabbi doğdun da demiyor. Ağlayarak doğuyor. Çünkü hava basıncı var. Anne karında belki çok daha rahat. Eski davranıştan bahsederken Adem soyunun, Adem'in ve Havva'nın ilk işlediği günahın etkisiyle, onun etkisiyle bozulmuş olan insanlığımızın, İsa Mesih'in yeryüzüne geldiği güne kadar olan insanların geçirdiği evrimin, insanların yapmış olduğu şeylerin, aslında İsa'ya iman etmeyen insanlar halen aynı şeyleri yapıyorlar hiç değişmeden. Aynı reaksiyonları gösteriyorlar. Ancak İsa'nın yeni yaşamla alakalı söylediği şey şu değildir. İşte biz bugüne kadar şu kadar kötü alışkanlıklarımız vardı. Onları düzeltmek için kendi prensiplerimizi ortaya koymak. Yeni yaşam bu değil. Eski yaşam hakkında şöyle diyor Kutsal Kitap'ta, diyor ki, sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişini ve havadaki hükümranlığın egemenini, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Evet, güzel bir bölüm. Şimdi her Mesih imanlısı bu iki resmi birden görebilir. Önce havadaki hükümran, egemenin kim olduğunu söyleyelim. Kutsal kitapta üç yerde ifade edilen havadaki hükümranlık, şeytan ve cinlerin hükümranlığı olduğu yer, bölge, yani şeyle içinde yaşadığımız dünyanın atmosferi. Bu mesafede bir hükümranlık kurmuş. Havada bir hükümranlık. Ve bu hükümranlık insanın günah aracılığıyla doğasını ele geçirmek. Onun zaten amacı buydu. Gökten atıldıktan sonra, çünkü Tanrı'nın değer verdiği şeye saldırmak amacı ve bunda başarılı oldu. Adem ve Havva bir yalan uğruna sonsuz yaşamlarını ve dünyalarını kaybettiler. Şimdi şeytani bir baskının altında olan insanların ya da günahın doğasında olan insanların yaptıkları şeyin sonucu da sürekli günahtır. Şimdi bazen şöyle düşünmek çok önemli. Yani işte bazı insanlar var, Tanrı'ya inanmıyorlar ama çocuklara yardım ediyorlar, kimsesizlere yardım ediyorlar. Aslında en büyük suç ve günah tanrısız olmaktır. Birilerine yardım etmek suç değil, günah da değil. Tanrısız olmanın kendisi bir suçtur. Yani bir suç, bir itirazdır. Çünkü Romalılar 1. bölümde derken Tanrı'yı bildikleri halde onu yüceltmediler. Ve aslında bildikleri halde. Aslında bilirler hepsi. Şimdi ben kendimden biliyorum. Yani burada demin okumuş olduğun ayetler üzerinde bir zamanlar içinde yaşadığımız suçlar ve günahlar. Şimdi bir insan suç işlediği zaman o suç onun omuzuna bir yüktür. Aynen. Ve o yükü bütün ömür boyunca taşımak zorundadır. Şimdi bu bir borç değil. Bu bir suç. Suç eğer borç olsaydı çalışarak bir şey ödeyebilirdiniz. Yani
çalışma yöntemleriyle, disiplin yöntemleriyle, buna benzer şeylerle. Ancak gelelim ki içinde yaşadığımız suçlar ve günahlar bizim için bir yüktür ve ömür boyu taşıyacağımız ruhsal bir kamburluktur. Aynen. Ve bunların hepsi bizim yaşamımızda sürekli gözükecektir. Yani Tanrı bizim bu yükümüzü görecek, cinler görecek, şeytan görecek ve şeytan daha çok yüklemek için, daha fazla suça iştirak etmemiz için harekete geçerken Tanrı ise kurtarmak için, bu yükten azat etmek için kurtarmak isteyecek. Ama en fazla benim ilgimi çeken 3. ayet demin okuduğum. Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek. Benlik ve akıl neden doğar? Yani zekadan bahsetmiyor buradaki, akıldan bahsederken. İnsan aklı. İnsan çözümleri. Hatırlıyor musun? Adem ile Havva günah işlediklerinde çıplak olduklarını bilmiyorlardı günahken. Çünkü ayıp yoktu. Günah yok çünkü. Ve yani bu etle cinsel bir organ etin arasında ne fark var ki? Sebep ne? Birini kapatıp diğerini açabiliyorsun. Yüz etinle yani vücudun diğer saklanması gereken bölgeler arasında ne fark var ki? Yani maddesel olarak aynı şeyler. Değil mi? Ancak Tanrı öyle bir yaptı ki biz kendi ayıbımızın bilincine varalım. Bir şeyleri saklamamızın arkasındaki yatan aslında olay da bu. Kendimizi saklayarak kapatmak. Ve sonra böyle aklın istekleri ilk zekada günaha düştüğünde Adem bahçesinde Adem ve Havva ne yaptılar? Hemen direkt gittiler incir yapraklarını örtüp kendi ayıplarını örttüler. Bu aklın isteği. Yani kendi gücüne dayanan. Kendine göre çözüm buldu. İsa ben çarmıha gideceğim dedi. Orada öleceğim ve sizi kurtaracağım. Sizin cezanızı üzerine alacağım. Petrus, öğrenci Petrus buna şiddetle karşı çıktı. O anda harekete geçen akıldır. Akıl nedir? Akıl bir koruma içgüdüsü mü var orada? Orada başka bir şey var. Tanrı'nın sunduğu çözüme karşı insanın gösterdiği reaksiyon. Bu yüzden İsa ona dedi ki çekil önümden şeytan. Söylediği Petrus'un kendisine değil, Petrus'un söylediği söze karşı konuşuyor. O sözü söyletene karşı konuşuyor. Aslında sözün kendisine karşı. Çünkü diyor ki sendeki düşünce insan düşüncesi. İnsan düşüncesi. Bozuk bir düşünce. Tanrısal otoriteye ve tanrısal plana karşı gelen bir düşünce. Sen çarmıha gerilmeyeceksin. Yani bugünlerde zaten yok İsa çarmıha gerilmedi diyen, Petrus'taki o andaki ruhun aynısını paylaşan milyonlarca insan var. Aynı ruh. Hiç değişmiyor. İsa çarmıha gerilmedi diyerek Petrus'un söylediğini söylüyorlar ama İsa hiç çekinmeden çok rahatlıkla söylüyor. Çekil önümden şeytan. Çünkü sen benim düşüncelerime ya da bana karşısın. Benim isteklerime ve benim planıma karşısın. Benim önüme engelsin dedi İsa. Yunanca tam metinde önüme engelsin. Devamında diyor ki ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Bunu açıklar mısın? Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Şimdi ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için. Yani önce eski yaşamı anlattı. Birinci ayetten üçüncü ayetin sonuna kadar böyleydiniz. Aklın, karanlığın, insan aklının, insan iradesinin içinde bu kadar büyük bozukluklar yaptınız. Yani bunu anlamışsan buraya kadar her şeyi berbat ettin. Şimdi sıra bende. Yani gidersiniz işte bir şey almışsınız çocuğunuza, çocuğunuz aldığınız aleti kurcalamış, parçalamış, bozmuş. Ve siz diyorsunuz ki yani sana verdiğim şeyi bu hale getirdin, parçaladın, mahvettin. Ama şimdi sıra bende, sana yenisini vereceğim. Çünkü seni seviyorum diyor Tanrı. Yani bir baba, anne nasıl çocuğunu severse ondan defalarca kat daha fazla Tanrı çocuğunu seviyor. Ve onun bozmuş olduğu aslında Tanrı'nın iradesi. Onun hayatında olmamayışının durumu o çocuğun bozmaktan başka yapabileceği bir şey olmadığını da Tanrı bize gösterdi. Yani tanrısal olan, Tanrı dışı olan, tanrısal iradenin dışında olan her reaksiyon, her fikir, her düşünce, her yöntem bozar. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlar bir tablet yapmış, şimdi terapi yapıyor. Kimyasal terapi.
İşte kanserli birisini tedavi etmek için, ama aynı kimyasal madde insanın başka bir tarafını öldürüyor. Basit bir örnek. İşte bir antibiyotik alıyorsunuz. Antibiyotik de işte vücuttaki enfeksiyonların gitmesi için, ama aynı antibiyotik ne yapıyor? İnsanda bağışıklık sistemini de mahvediyor. Ya insanda aynı zamanda aslında unutkanlığa yol açıyor. Çok fazla kullanıldığı zaman, ya da bazı bağışıklık ve güçlü sistem, gribe karşı güçlü sistemi bazen ortadan kaldırabiliyor. Sürekli bir plus etkisi varken her zaman bir eksi artı bir etkisi varken her zaman bir eksi şeyi de, etkisi de sürekli var. Doğru. Yani bizim en iyi işlerimizde bu böyle. Küçücük bir aspirinde bile bunun etkisi var. Yani en iyi işlerimiz her iki tarafı, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkabiliyor. Aynen. Yani düşünsenize, Albert Einstein dünyanın en zeki insanlarından birisi, belki de çok humaniter bir insandı. Ben hakkında çok fazla bilgim yok, ama ilk atom bombasının oluşumunda bilmeden yardımcı oldu. Bilmeden. Sadece o değil, onunla getireceği beraber 50 tane bilim adamı, 50 tane bilim adamı, yani onun yapısını bilmeden, anlamadan bir bomba ürettiler. Yani bu aklın zekasının ürettiği şeylerdir. Fakat ama diyor Kutsal Kitap'ta 4 ve 5. ayette ama. Bu ama kelimesi benim için aslında, nasıl tarif edeyim? Yani her şeye rağmen mi? Yani öyle bir noktaya oturtturmalıyım ki o ama kelimesini. Yani buraya kadar geldin ama Tanrı başka bir şey düşünüyor. Yani senin yıktığın şeylerin üzerine bir şey kurmuyor Tanrı. Tanrı hiçbir zaman insanın yıktığı şeyin üstüne bir şey kurmuyor. Tanrı bizim onun yıktığımız isteklerinin üzerine bir şey kuruyor. Yani yoluna devam. Yani Tanrı'nın isteğine devam. Sen Tanrı'dan koptun. Tanrı'nın isteğini yerine getirmedin. Onun yarattığı dünyayı kirlettin. Ama onun yarattığı, kirlettiği dünyanın içinde Tanrı sana çözüm sunuyor. Ve diyor ki, ama merhameti bol olan Tanrı. Sence merhameti ne kadar bol? Sınırı yok. Tanrı bizi çok sevdiği için sence ne kadar çok seviyor? Kendi canını verecek kadar çok seviyor. Suçlardan ötürü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Şimdi Mesih İsa yeryüzüne geldiğinde dedi ki, ben sizin için ölmeliyim. Ölmeye geldim. Yani ne bir din, ne bir felsefe, ne yeni politik bir anlayış, ne siyasal bir kazanım. Yani ifade edilemeyecek bir biçimde, bir şekilde geldi ki, İnsanlar bunu anlamakta muhakkak zorluk çekecekler, muhakkak. Çünkü insani terim, insani düşünce ve insani yöntemlerle tanrısal düşünceler o kadar birbirlerinden farklı ki, birbirlerini algılamaları, hatta dilleri birbirinden farklı. Fakat buradaki ruhani dilden bahsediyoruz. Kullandığımız dil değil. Kullandıkları dil birbirlerinden farklı. Adeta bir yani düşünsene, bizim ülkemiz, İşte 80 milyona yakın, bir kısmı Kürt'tür ki halen anlaşamıyorlar. Aynı ülkede iki farklı dil. Yani yine anlaşamıyorlar. Olmuyor. İnsanlarda bu problem varken, şimdi Tanrı ise bizden o kadar farklı düşünüyor ki, ayette yazılmış olduğu gibi, benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizden, benim yollarım sizin yollarınızdan. Gök yerden ne kadar yüksekse o kadar uzaktır. Ama bahsettiği şey bu mavi gök değil. Onun egemenliğinin olduğu gök. Yani sonsuzluk bu kadar uzak. Ve diyor ki, Mesih'le birlikte bizi yaşama kavuşturdu. İsa dedi ki, ben insanları çok seviyorum ve onları yaşama kavuşturmak istiyorum. Onları kendime geri getirmek istiyorum. Bu sefer ne yaptı? Onların hak ettiği cezayı kendi üzerine aldı. O çarmıhta öldüğü zaman kimse sanmasın ki, işte insanlar onu aldılar da işte öyle duvara, ağaca çaktılar da işte onu öldürdüler. Ama o üçüncü gün ölümden dirildi, kendini böylelikle kurtardı. Sadece insanların ne kadar kötü olduğunu göstermek için. Amaç bu değil. Amaç suçun cezası. Çünkü Tanrı adil bir Tanrı'dır. Suçun cezası olmadan da adalet yerine gelmez. Adalet herkese yaptığının karşılığını verir. Ve Tanrı sözünden dönmezsiniz. Günahın cezası ölümdür dedi ve günahın cezası ölümdür. Aynen. Ve biz işlediğimiz günah için ölecekken İsa orada diyor ki, ben
kendi canımı vereceğim ki bana iman eden kurtulsun. Yani günahımızın cezasını İsa ödemiş oluyor. Şimdi İsa ödediği için biz suçun cezasından kurtulduk. Hani kutsal kitapta Tanrı diyor ki eski yasayı kurallarıyla beraber ortadan kaldırdı. 16. 17. ayette diyor ki çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Buradaki ifade kutsal yasanın kendisini ortadan kaldırmıyor. Gereklerini ortadan kaldırıyor. Yani anayasanın bilmem kaçıncı maddesi, suç ceza yasası falanca madde falanca paragraf diyor ki şu işi yapan bu kadar cezalandırılacak. Tamam. Ve o ceza birileri tarafından ödeniyor. Cezanın kendisi, şeyin kanunun kendisi orada kalıyor ama hükmü kalkıyor. Aynen. Çünkü cezası ödendi. Cezası ödendiği için artık onun senin üzerinde bir yetkisi yok. Evet. Çünkü cezası ödenmiştir. Ve kuralları, buyruklarıyla beraber ortadan kalkmıştır. Yani fıkralarıyla beraber ortadan kalkar. Senin üzerinde bir hükmü yoktur ama şeriat olduğu gibi yerinde durur. Çünkü o göklerde yazılıdır. Ve Tanrı bütün insanlığı yargıladığı zaman kendi şerri yasasıyla yargılayacak. Günah işleyen can ölecek. Ama günahın bedeli Mesih tarafından ödenmiş olan kişi kurtulacak. Peki bunun hayattaki fonksiyonu nedir? Yani yaşamımızdaki fonksiyonu. Çünkü iki bölümde başladık. Birinci bölüm eski yaşamımız. Yaptığımız işler, söylediğimiz sözler, yaptığımız şeyler. Yani ben öyle insanlar tanıyorum ki işte hacca gitti geldi, işte Vatikan'a gitti geldi, işte şunu yaptı ya da ne bileyim ister Ortodoks Katolik olsun, ister Protestan olsun. Kendilerine, kendi kendilerine atalarından gelme kalıntılarla işte bir tövbe havası yaratarak yaptıkları şeylerin sonucunda görüyorsunuz ki halen daha da eski davranışlar içinde yaşıyor. Nasıl? Kuyruğuna bastığınızda anlıyorsunuz. Aynen. Yani hafif böyle bir kuyruğuna basın. Böyle onu incitecek noktaya basın. Gösterdiği o reaksiyon. Zaman tırnaklarını gösteriyor. Gösterdiği reaksiyon. Bizim orada bir tane çoban bir gün bir kurt yuvasına rastlıyor. Ve yavrular ve anne artık anneyi öldürüyor hayvanlar, kendi hayvanlarından. Dolayı yavrulardan bir tanesini sağ eve getiriyor. Daha gözleri açılmamış yavrunun. Kurt yavrusu. Bunu evde besliyor. Sütle, mütle falan. Şimdi bu yavru biraz kendine geldiğinde tavuklarla oynamaya başlıyor. Pençe atıyor, ağız atıyor onlar. Biraz büyüyor. Bu sefer adam bir gün bir bakıyor ki kuzuyu öyle bir hale çevirmiş ki her tarafı kan revan içinde kuzunun. Isırmış atmış oraya. Sözde onu oynuyor yani. Sonra adam gidiyor. Bu gerçekten mi olmuş bir şey? Ben bunu duydum. Gidiyor kurdun dişlerini çekiyor. Sonra daha bakıyor. Sen diyor aslanı inkar etmeyen birisisin. Her seferinde dışarıya çıkıyor. Şimdi bizim insanlığımız da böyle. Ama oysa İsa Mesih'in söylediği şey çok bambaşka bir şey. Yeniden doğmanın sonucunda, yeni yaşamda ortaya çıkan şey Mesih'in kendisi senin içinde yaşar ve seni yönetir. Ama seni robot gibi yönetmez. Sana gitmen gereken yolu söyler. Ve böylelikle yeni yaşam başlar. Yeni yaşam başlarken de yani sen çok rahatlıkla anlatabilirsin. Eski halinle yeni halin, yani şimdiki halin arasında davranış, düşünce... Bende çok büyük fark var. Mesela neler oldu? Ben çok daha sabırlıyım. Eskiden çok sabırsızdım. İlk söyleyeceğim, son söyleyeceğim sözü ilk başta söylerdim. Kendime göre haksızlığa gelemiyordum ama haksızlığa gelememek, ukala olmak demek değildir. Daha durgun olmak gerekir, daha düşünmeden konuşmamak gerekir. İşte ben onu yapıyordum. Bende hoş olmayan şakalar vardı, fıkralar vardı. Bunların hepsi birden kalktı. Ve ben Rab'den diledim çünkü, istedim. Hoşgörü istedim. İnsanlara karşı hoşgörü istedim. Rab'den gerçekten isteyince, tam bir yürekle isteyince Rab vermiyor, Rab döküyor. Amin. Öyle bir döküyor ki artık kimseye kızamıyorum. Biri bana bir kötülük yaptığı zaman bu onun sorunu diyorum. Rab'be o hesap verecek. Bu aslında çok da büyük bir rahatlıktır. Yani bunu yapabilecek ancak Rab'dir. Zaten burada şeyi de söylüyor, diyor ki bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Amin. Burada, bunu kurtuluş için söylüyor ama aynı zamanda hayatımız olan her şey için de söylüyor. Bu başarımız değil, bu Tanrı'nın armağanıdır. Amin. 6. ayette diyor ki Tanrı bizi Mesih İsa ile birlikte diriltip göksel yerlere oturttu.
Bunu anlatayım ben size, bir örnek vereyim. Böyle bir broşür düşünün. Bu broşürü siz sen olarak düşün. Bu örneği daha önce göstermiştim ama tekrar istiyorum. Bu örnek. Bu sensin. Sen İsa Mesih'e iman ettiğinde onun içindesin. Bu İncil, Tanrı sözü. Yani İsa'nın bir sembolü. Ve sen bunun içindesin. İsa çarmıhta öldüğü zaman sen onun içinde, onunla beraber öldün. İsa dirilip geldiği zaman yeryüzüne, sen onunla beraber dirildin. İsa göğe çıktığı zaman sen halen onun içinde ve göktesin. Senin ismin onun yaşam kitabında yazılı. Yani sen ruh olarak göktesin. İsmin yazıldı. Ve asla oranın vatandaşlığı senin elinden alınmayacak. Sonsuz bir yaşam. Ve orada Tanrı'nın sağında oturan, Tanrı'nın kendisi olan İsa Mesih'in, burada oturma kelimesi çok önemli. Yani Tanrı'nın adaleti olan, Tanrı'nın bütün istek ve arzularının yerine geldiği ve kendi sözüyle yaptığı her şeyin otoritenin kendisi olmak. Sağ taraf, sağ duyu, sağ irade. Bunun anlamı sağcı ya da solcu demek değil. Sağduyu bizde ifade olarak aslında başka. Kuvveti de ifade kuvveti, eder. Kuvveti, gücü, kudreti ifade eden. Tanrı'nın kudreti. İşte onda başardığı için sen ona aitsin ve sonsuza kadar. O yüzden göksel yerlerde de sen Tanrı'nın yanındasın. İsim olarak. Ve 7. ayette bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilik, lütuf ve sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Tanrı bütün lütfunu bütün insanlara göstermek için. Yani burada bir millet ismi, burada bir toplum ismi ifade edilmiyor. Bütün milletler ve uluslar için. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Arap'ı, Fransız'ı, Alman'ı, aklınıza farklı gelebilecek envai türlü uluslara sahip olan bütün halklara Tanrı kendi lütfunu sergilemek için yaptı. Bunun okuduğumuz bölümün devamında şöyle diyor. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi şeylerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Amin, amin. Gerçekten öyledir ve iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. İman yoluyla, iman nedir diye kutsal kitapta zaten iman hakkında bir programımız vardı bizim, Büyüteç Mezopotamya'da, hatırlıyorum. O programı lütfen izlesinler. Çünkü imanın ne olduğu anlaşılsın. İman aslında Mesih'in Tanrı insanlığa sunmuş olduğu karara başlangıç itibariyle evet diyebilme gücüdür. Ve bu güç tanrısal bir güçtür. Sen istekli olursan bu güç sana verilecek. Yani iman yaşayan canlı bir şeydir senin içine giren. Böyle İkna edildim, anladım anlamına gelmiyor. Ve bizim başarımız değil, yani iyi insanlar olduğumuz için değil, tam tersine. Günahkar olduğumuz için İsa bize yardım etti. Kurtulmamız gerektiği için. Çok kötü yollarda olduğumuz için İsa bize yardım etti. Yoksa ben çok dindardım, şuydum, buydum değil. Benim yaptığım bütün eylemler Tanrı'ya düşmandı. İşte bu yüzden... Bu yüzden lütuf benim üzerime geldi. Çünkü benim için başka kurtuluş yolu mümkün değildi. Benim iyi işlerim değil, tam tersine Tanrı'nın lütfu ve sevgisi. Amin. Çünkü ben Tanrı'nın yapıtıyım. Yani beni O yarattı. Beni O yarattığı için de benden sorumlu. Çünkü beni var etti. Ben her ne kadar O'nun yarattığı şeyi kirlettimse de O yeniden temizlemeye geçti. Ve Mesih İsa'da bana yeni bir yaşam. Mesih İsa'da yaratıldık. Ne için? İyi işleri için. Yani Hristiyan inancında iyi işler merhamete kavuştuktan sonra ortaya çıkar. Tanrı bilinciyle. Dini bilinçle değil. Ama burada bir zorlama yok. Burada yok. Bir diretme yok. Yok. Burada biz istersek Rab bütün bunları bize sunuyor. İstekli ama yine olursak. De istekli olursak yine de bize veriyor son söz hakkını. Amin. Programımız buraya kadar. Zamanımız doldu. Bugünkü programımız da burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.